Ferhat Allah aşkına bak Ferhat. Yine Allah'ını seversen dur hele. Ooo. Hiç öyle. Abi. Dur sen. Oğlum bu ne lan? Şerefsiz. Yapma abi ya. Vay. Doğal oldu. Nereye gülüyorsun lan? Saçım gülüyor musun şu an? Oğlum bu ne lan? Oğlum nasıl lan? Çocuk önünde oğlum bu. Bugün klas dersin de Kubilay. Vallahi abi ya. Sonunda oturduk ya şimdi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor değil mi? Eyvallah. Sıkıntı yok. Heyecanlı mısın? Daha atar böyle her şey. Valla 5 yıldan beri bekliyorum. Klas alacağım. Hadi bakalım. Daha aşkım mı? Güzel oldu. Bana da bana. Nasıl abi? Bakayım yakıştı mı? Ooo valla var ya mükemmel. Bir önceki video konseptimizi beğendin mi? Beğendim abi, çok güzel olmuştu. İyi. Keşke sen de konsepti görecek. Keşke abi. Yakışırdın yani abi. Yakışırdın. Bu ne abi ya? Değil. Adetim nasıl buldun, beğendin mi? Abi çok acayip bir şeymiş. Videodaki gibi gözükmeyelim abi. Nasıl buldun bu konseptimizi? Güzel abi. İnsanlar çocukluğuna döndürüyoruz abi. Tabii abi. Bir de burada çocuk şeyi açıyoruz, müzikleri falan. Olmazsa olmazımız abi. Değil mi? Nasıl videolarınızı izliyor musun? Sıkıntı yok. İzliyorum tabii, çok güzel. İyi buluyor musun? Çok güzel. Nasıl keselim saçı? Her zamanki gibi. İyi bakalım. Hazırsın, başlıyoruz. Aynen. Nasıl? Mükemmel. Tam belli. Abi bu adı var ya bak. Önce baktım tıraş bezini görüyor gibi geldi bana. Bir daha gittim tıraş bezini değiştirdim. Bekliyor muydun? Yok. Yok şaka. Vallahi çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim, zaten yaklaşık 5-6 yıldan beri geliyoruz yanına. Geldiğimize de çıktığımıza da gerçekten dört dörtlük karşılanıyoruz. Kendisi olsun, elemanlar olsun, hepsi gerçekten dört dörtlük insanlar. Tıraşları güzel. Bu da çok farklı bir şey. Çok güzel oldu. Biraz komik ama canı sağ olsun diyelim. Ben Edil Emrah'ı bugün yeni gömlek. Yok, tişört var da şu an. Gömlek daha yeni iş yaptık. Pratik. Bazı öyle arkadaşlar meydanlarda onlar da çıkıyor. Allah Allah. Ben de hoş. Allah razı olsun abi. Abi beyefendi tıraşı. Çocuk tıraşı. İyi değil mi şu an bu konsept, beğendin mi? Abi on numara, bu ne? Yeni abi yeni konsept abi. Abi kendimi Spider-Man gibi hissettim. Yakıştı ama sana. Tıraş olmadan uçuşlarda hissettim kendimi. Çok abi. Çok iyi oldu sana, yakıştı bence ama. De abi. Yaklaşık 2010 yılından beri bu işi yapıyorum. Depremden önceki süreçten itibaren video çekmeye başlamıştım. 2020 yılından itibaren yaptığım işin videolarını çekiyordum. Yalnız depremden sonra video konsepti biraz daha değişti. Biraz daha insanları güldürebilecek, biraz daha meslekten ziyade başka insanların da ilgisini çekecek videolar oluşturmaya çalıştık. Genelde bizim bu konsepti düşündüğümde ilk defa uyguladığım zaman müşterilerimize ben de tamamıyla hiç bilmiyordum yani nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Sadece samimiyetimize güveniyordum. Hepsi 5 yıllık, 6 yıllık, 4 yıllık müşterilerim. Biz de ilk taktığımız zaman herkes de istisnasız bir gülümseme oluştu. Yani biz de o gülümsemeyi beklemiyorduk. Yani acaba nasıl bir tepki verirler diye biz de çok merak ediyorduk ama sonuç çok güzel oldu. İnsanların içini ısıtan bir video çıktı ortaya. Ben bile videoyu hazırladığımda defalarca izledim, öyle paylaştım.
Yani bizim için çok güzel bir anıydı. Müşterilerimiz için de çok güzel bir anıydı. Sadece tıraş etmekten ziyade onları burada motive edip Hatay'daki insanların da yüzünün güldüğünü, bizim artık da normalleştiğimizi yavaş yavaş bir kanıt aslında. Thank you.